Gel. Sultanım gelmiş. Kim gelmiş? Hürrem Sultan. Hünkârımızın haberi var mı? Bilmiyorum sultanım. Lakin Mihrimah Sultan'ım var ki karşılamak için çıkmışlar. Mihrimah. Yakında dönecek demişti. Demek bir bildiği varmış. Mevsimi Mustafa. Hazırlıklar yapılsın, süre kavana çıkalım. Hem Cihangir de gelir bizimle. Hayli memnun olacaktır. Ben de öyle. Hünkârım. Söyle Lokman. Hürrem Sultanımız saraya teşrif ettiler. Gel.
Kütahya'da kalmanı emretmeme rağmen sen nasıl olur da benim müsaadem olmadan buraya gelirsin? Gelmek için onlarca mektup yazdım. Lakin hiçbirine cevap vermedin. Dedim ki, buraya kadarmış Hürrem. Bitti. Onu kaybettin. Bir daha asla göremeyeceksin. Göze aldığında bu değil miydi zaten? Ben her gece dua ediyorum. Seni gördüğüm, sevdiğim o andan beri dua ediyorum Rabbime. Şu canım senden evvel aslında. Acını yaşatmasın bana diye. Razıydım. Beni affedinceye kadar, çağırıncaya kadar beklemeye. Yalvarmaya razıydım. Lakin sonra o haber geldi. Mihrimah yollamış. Seni bu ayrılığın üzdüğünü, kedere boğduğunu yazmış. Öyle ki herkes hasta olmandan kaygılanmış. Bilhassa Cihangir çok korkmuş. Bunları işittikten sonra kim beni orada tutabilirdi ki? Daha olsa yıkar gelirdim. Senin için sevindim elbet. Cihangir de memnun olacak. Nihayetinde o sizin valideniz. Ancak bir fırsatı kaçırdığını da unutmamak gerek. Ne fırsatıymış bu? Haremi sen yönetebilirdin. İktidar ve güç senin elinde olabilirdi. Arzu ettiğin, bugüne kadar ukde kalan içinde ne varsa hepsini yaşayabilirdin. Validemin gücü ve iktidarı benim gücüm, iktidarımdır sultanım. Süleyman. İstersen beni affetme. Yüzüme bakma. Tek söz dahi söyleme. Gölgeni esirge benden. Cihangir'le kalayım. Bana ihtiyacı var. Ya da al canımı. Bu işkence bitsin. Thank you.
mesele seni bağışlamak, saraya kabul etmek olsa keşke. Eğer arzun buysa, sarayım da senindir, affım da. Lakin beni asıl üzen, kedere boğan bu değil Hürrem. Senin yaptığın hatalar değil. Bir daha asla sana güvenemeyecek olmam. Asla. Validemin geldiğini söylediler. Hünkârımızın yanındalar. Biz de kendilerini bekliyoruz. Validem. Cihangir. Aslan parçam. Ne oldu? Hünkârımız ne söyledi? Kabul etti mi? Buradasınız değil mi artık? Gitmeyeceksiniz. Buradayım. Merak etme, artık hiç ayrılmayacağız. Hoş geldin Hürrem. Haber verseydin karşılama tertip ederdik. Merasimlerden pek haz etmem sultanım. Ayrıca karşılamaya gerek yok. Burası benim evim. Sultanım, hamamı hazır etmişlerdir. Arzu ederseniz gidelim. Yorgunluğunuzu alır. Hünkârımız sefer hususunda bir fikir beyan ettiler mi şehzadem? Konuşacak fırsatım olmadı Taşlıcalı. Zira Hürrem Sultan geldi. Tam her şey yoluna girmiş derken bu hiç iyi olmadı. Rüstem Paşa da iyice sinmişti. Şimdi cesaret alacaktır bundan. Şehzadem. Atmacanın yeri tespit edildi. Neredeymiş? Boğaz kesen sırrında zindana atılmış. Hala orada mı? Sağ mı? Öldürdüler mi belli değil. İşittiğime göre konuşmayı pek sevmiyormuşsun. Oysa o gün divana geldiğinde ne kadar da hevesliydin. Nihayet teşrif edebildiniz. Benden başka kimseye konuşmayacağını söylemişsin. Karşındayım. Kime hizmet ediyorsun? Kim bu adam? Aslında hizmet ettiğim kişi bir kadın. Tahmin ettiğim gibi. Fatma Sultan. Şah Sultan. Bir sultan olduğu doğru. Ancak onlar değil. Kim? Hürrem Sultan. Rüstem!
şehzadem. Sen kimsin üstem? Sen kimsin de benim silahlarımı zindana atarsın? Bir hata olduğunu sanıyorum şehzadem. Ben bir haini attım zindana. Bana Atmaca'nın burada olduğu söylendi. İnkar mı edersin? Hayır, o burada. Sen benimle alay mı ediyorsun? Bu ne cüret? Haşa şehzadem, ne haddime. Ben sadece emrinizde olduğunu sandığınız kişinin bir hain olduğunu söylüyorum. Öyle şeyler söyledi ki duymanız lazım. Meğer size değil, bir başkasına hizmet ediyormuş. Ne demek bu? Derhal izahat ver. Bırak o Akşener'i! Atmaca! Neyin var aslanım? Bütün gece tek bir laf etmedin. Hünkârımızla aranda tatsız bir olay mı oldu? Canım sıkan biri varsa o da Rüstem. Zira haddini fazlasıyla aştı. Yine ne yaptı? Bir şey yapmasına gerek var mı? Varlığı kâfi. Sen merak etme Mustafa. Onun suyu ısındı. En zayıf yerinden vuracağız onu. Lakin biraz sabır. Aklınızda bir şeyler mi var Sultan? Siz yokken sarayda hayat durdu validem. Herkesin ruhu çekilmişti sanki. Bilhassa hünkârımız. Bu son mihrimi. Bir daha hiç kimse bana bunu yapamayacak. Buna izin vermeyeceğim. O halde artık kendinizi durdurmanız lazım. Zira bütün bunlar divanı dinlediğiniz için başınıza geldi, öyle değil mi? Tahmin ettiğim gibi. Arkamı döndüğüm an evlatlarımı bana karşı zehirlemeye başlamışlar. Bayezid, Cihangir, sen. Neyiniz var sizin? El birliğiyle beni öldürmek mi istiyorsunuz? Validem. Keyfimden yapmadım bunu. Gördün işte Mustafa abini. Alenen hepimize meydan okudu. Emin ol, bir dahaki sefere herkesi kılıçtan geçirecek. Allah korusun. Amin. Şahzade Elkas Mirza. İstanbul'daymış. Sen gördün mü? Kendisini bir kere gördüm. Lakin muhabbet etme fırsatım olmadı. Neden sordunuz? Elkas Mirza mühim. İşimize yarayabilir. En kısa zamanda sarayında bir ziyafet tertip et. Aramızı hoş tutmakta fayda var. Müsamede konuşacağım bunu. Nasıl isterseniz valide. Arzu ederseniz Fatma Sultan'ı da çağırın. Zira kendisi pek hevesli. Hiç şaşırmadım. Elkas Mirza gibi civan bir şahzade alakasını elbette cezbeder Fatma Sultan'ımız. Şehzadem. Şehzadem. Yorma kendini Atmaca. Geçmiş olsun. Büyük Badir'i atlattın. Senin yerinde başkası olsa çoktan ölmüştü. Sayenizde şehzadem. Sen bu haldeyken sual etmek istemezdim.
Lakin merakım galip geldi. Rüstem Paşa ona bir şeyler anlattığını söyledi. Aleyhinizde kullanabilecekleri hiçbir şey anlatmadım. Buna eminim. Öyle olsa davulla zurnayla ilan ederlerdi. Benim merak ettiğim kendi aleyhinde bir şey söyleyip söylemediği. Hayır. Ben de öyle düşünmüştüm. Belli ki Rüstem aramıza nifak tohumları sokmaya çalışıyor. Yoksa neden senin bana değil de bir başkasına hizmet ettiğini söylesin? Öyle değil mi? Dediğiniz gibi şehzadem, nifak... Zorlama kendini, zorlama. Hekim ağrıları için ilaç hazırladı mı? Hazırladı şehzadem. Fakat vaziyeti ağır. Toparlanması bir hayli vakit alacak. Allah'ın izniyle iyileşsin de. Daha ne vakit gelirsiniz Şehzadem? Canım ne vakit isterse o vakit. Şehzade senin ne zamandır buraya geliyor? Cevap versene Hatun. Münasebetin nedir? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Şehzade Selim tanımam etmem ben. Derhal çıkın evimden. İnkar etme Hatun. Buradan çıktığını gözlerimle gördüm. Ne gördüyseniz yanlış görmüşsünüz. İftira atıyorsunuz bana. Hem siz kimsiniz? Ne hakla sorgu sual ediyorsunuz beni? Dimitri. Dimitri geldi. Dimitri kim? Yoksa başka bir aşkın mı? Kocam. Ne olur gidin. Gidin buradan. Hemen gidin. Beni düşünmüyorsanız kendinizi düşünün. Eftelya. Kim bunlar? Ormanda yollarını kaybetmişler. Nereye gideceklerini sual ettiler. Sen niye geldin? Özledim seni. Yoksa geldiğime sevinmedin. Yeni dünyadan külçe külçe gümüşler, altınlar geliyor. Lakin biz bunlardan faydalanamıyoruz. Böyle devam ederse... Uzun vadede işler aleyhimize dönebilir. Yüzümüzü tekrar Akdeniz'e çevirmeliyiz. Benim de temennim o. Viyana. Viyana son anda elimizden kurtuldu. Tekrar yapabiliriz. Hatta daha ileri gidebiliriz. Bunu yapacak kudretimiz var. İspanyol ve Portakal kafirlerinin topraklarını fethettiğimiz vakit... Yeni dünya da bizim olur. Öyle de... Rüstem Paşa Ferdinand'ın elçileriyle yeniden müzakereleri başlamış. Böylesi bir sulh bize ne fayda sağlar ki? Şu anda cihanın tepesindeyiz. Lakin bu mevkiyi korumak... buraya ulaşmaktan daha zor. İnşallah hünkârımız da bizim gibi düşünür. Elimizden geleni yaparız. İlmine, irfanına hayran olmamak elde değil Cihangir. Nasıl oldu da bunca şeyi okudun,
şerh edecek aklı pişirdin. Bu sarayda vakit başka türlü nasıl geçer sanıyorsun abi? Ne yanar kimse bana? Ateşi dilden özge. Ne açar kimse kapım? Bağdı sabahdan gayrı. Allah'ın izniyle bir gün tahta çıkmak bana nasip olursa eğer, bil ki sözün benim sözüme denk tutulacak bu sarayda kardeşim. Hayırlısı neyse o abi. Sizin gibi haşmetli bir devlet adamına da ancak böylesi kıymetli ve nadir kitaplar yakışırdı. İnşallah Kazvin'deki kütüphanemizi de şahsınıza açmak nasip olur. İnşallah. Bahsi geçmişken paşam, padişah hazretleriyle seferle alakalı sohbet etme fırsatınız oldu mu acaba? Henüz değil. Beni mazur görün fakat sizinle bir anlaşma yapmıştık. Sizin istediğinizi yaptım. Şimdi sıra sizde. Acele etme. Elkas Mirza. Hünkârımızı böyle bir karara ikna etmek sandığın kadar kolay olmayacak. Bilhassa Şehzade Mustafa buradayken. Tam tersi olması gerekmez mi? Yani Şehzade Mustafa'nın sancağı hududa çok yakın. Kendini göstermesi için bu bir fırsat. Bu söylediklerin devlet meselelerinde ne kadar tecrübesiz olduğunun ispatı. Şehzade Mustafa, ben ne istemezsem onun peşine düşer. Onu arzu eder. Bu bir güç mücadelesi. Elkas Mirza. Acem diyarında kalıcı bir zafer kazanmak neredeyse imkansız hünkârım. Malumunuz karşımıza çıkmak yerine geri çekilip bekliyorlar. Üstelik hayli masraflı. Tavsiye nedir? Viyana'ya ve hatta Roma'ya yürümek. Kafirin kalbini yerinden söküp çıkarmak. Kızıl Elma'ya gitmek. Sizin de bunu istediğinizi biliyorum. Eskiden beri. Ne hayaller kurduğunuza şahidim. O hayallerin peşinden gene koşabilir, düşmanlarımızı gene korkudan titretebilirsiniz. Cenk meydanına tekrardan çıkmak benim de arzum Mustafa. Lakin vaziyeti iyi tahlil etmek lazım. Seferin vaktine ve yönüne ona göre karar vermek icap eder. Devlet-i Aliye'nin istikbali için en hayırlı kararı vereceğinizden eminim hünkârım. Ben felaketini beklerken Mustafa hünkârımız arasındaki buzları eritmiş. Şehzademizin arkasındaki kuvvet olmasa çoktan bertaraf olmuştu. Kim bunlar Rüstem? Hala öğrenemedin mi? Mustafa'ya destek olan kim? Elimden gelen gayreti gösterdiğime emin olun sultanım. Lakin düşman bize yüzünü göstermemekte ısrarlı. En büyük kozumuz bu. Lakin biz bundan mahrumuz, öyle mi? Önümüzdeki günler neye gebe bilemeyiz sultanım. Yeniçeri yıllardır sefere çıkmıyor ve huzursuz. Hünkârımız daha olup bitenin farkında. Elkaz Mirza'yı huzuruna kabul etmesi Acem diyarına bir sefer düşündüğünün alameti. Elkaz Mirza'nın da bizi büyük bir dertten kurtardığı malumunuz. Elkaz'ın bize olan yakınlığı mıyım? Mirma'ya da söyledim. Onu sarayınızda ağırlayın. Bol bol hediye verin. Siz orasını merak buyurmayın. Ancak hünkârımızı Acem seferine ikna etmemiz lazım. Böyle bir sefer bizim için de faydalı. Hem ben ordunun başında ilk seferime çıkarım, hem de şehzadelerimizden birisi saltanat naibi olarak gücüne güç katar. Şu söylediğin tehlikeli. Ya hünkârımız Mustafa'yı saltanat naibi yaparsa? Sanmam. Son olup bitenlerden sonra hünkârımız kurda kuzuyu teslim etmez.
haldeyken üstüne gelmek istemezdim Atmaca. Lakin mevzu bahis şehzademizin emniyeti olduğunda pek sabırlı olamıyorum. Rüstem Paşa söylediklerinde haklı olabilir mi diye düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bir müddettir tedirgin ediyorsun beni. Sende hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Ortalıktan kaybolmaların, Cenk'teki ustalığı. Rahmetli Kapıdan Paşa'ya da mı itimadın yok? Var elbet, var. Ancak ne malum birilerinin sana yanaşmadı. Bilhassa Kapıdan Paşa'nın vefatından sonra. Şehzademizin düşmanları belli. Unuttun mu? Beni onlardan sen kurtardın. Orası öyle. Ancak Rüstem Paşa başka birilerinden bahsetti. Düşününce neden olmasın diyorum. Sonra aklıma şu zehirli kaftan geldi. Belki biraz haberi getirmedin bize. Taşlıcalı. Şu sözünü ettikleri acem casuslarından biri sen olabilir misin acaba? Taşlıcalı Yahya. Vezirler, paşalar bile casusluk edebilir. Ama bir Akıncı Bey'i asla düşmana casusluk etmez. Doğru söylüyor olabilirsin. Lakin şehzademizin emniyeti mevzu bahis olunca her ihtimali düşünmeye mecburum. Bu yüzden artık bizimle beraber değilsin. Git Yavuz'la da konuş. Nereden geldiyseniz oraya gidin. Sizi bir daha şehzademizin yanında görmeyeceğim. Yahya Bey. Gazanfer nerede? Çarşıya gitmişti şehzadem. Gelir birazdan. Yemeğinizi nerede yemeği arzu edersiniz? Evvela hamamı hazırlayın. Nurbanu'ya da söyle oraya gelsin. Emredersiniz şehzadem. Allah'ım. Allah'ım sen yardım et bana. Nerede kaldı bunlar? Bu vakte kalmayacaktık. Şehzademiz yokluğumuzu anladıysa bu sefer kimse kurtaramaz bizi. Onun kabahati bizimkinden büyük. Sultanım, bu mesele bizim boyumuzu fersah fersah aşar. Ne olur gördüklerinizi unutun. Tek bir kelime dahi etmeyin. Eğer ederseniz şehzademiz onu takip ettiğimizi anlar ve bunun bedeli çok ağır olur. Şehzade evli bir hatuna zevki sefa yapıyor. Tövbesini de bozmuş. Eğer bu duyulursa ne olur Gazanfer, hiç düşündün mü? Sultanım, geldiler. Sultanım. Acem Şehzadesi Elkas Mirza, Zevcem Mihrimah Sultan. Sultanım. Hoş geldiniz. Hoş gördük sultanım. Sizin ve paşamızın bu daveti beni ziyadesiyle memnun etti. Lütfen şükranlarımı kabul buyurun. Biz de sizi sarayımızda ağırlamaktan son derece memnunuz. Sofraya geçelim mi? Arzu ederseniz evvela Can Padişahı Sultan Süleyman Han'ın kerimeleri Mihrimah Sultan'a bir hediye takdim etmek isterim. Elbette. Size layık değil fakat kabul buyurursanız şeref duyarım. Bu ne hoş bir hediye. Defne. Size ve Paşa Hazretlerine ömür boyu uğur ve saadet getirsin.
Amin. Oturalım mı artık? Gel. Şehzadem, beni çağırmışsınız. Nurban neden gelmedi hala? Bağışlayın. Şehzademiz Murat biraz suysuzlandı, o yüzden. Nesi var aslanım? Hasta mı yoksa? Bana neden haber vermiyorsunuz Can Feda? Mühim bir şey değil. Biraz uysuz. Zannediyorum babası yanında olmadığı için. Kim uysuz anlamadım. Aslanım mı, validesi mi? Gördüğün gibi erkenden döndüm. Zira hasretinize dayanmak güç. Eminim öyledir. Av nasıl geçti? Her zamanki gibi. Hayli yorgunum. Hemen uyuyacağım. Sizi görmeden uyumak istemedim. Allah rahatlık versin. Amin. Sultanım. Sultanım vallahi elim ayağıma dolaştı. Nerede kaldınız onca vakit? Şehzadem. Şehzade Hazretleri. Piri Reis. Hakkında işittiklerim doğru mu? Atbaca size ne söylediyse aynen kabulündür şehzadem. Rüstem Paşa'nın bahsettiği kişi benim. Şuracıkta gırtlağını kesmemem için tek bir sebep söyle bana. Sizinle böyle karşılaşmayı istemezdim şehzadem. Lakin beni mecbur bıraktınız. Sen sualime cevap ver. Her şeyi anlatacağım size. Eğer vereceğim cevaplar kafi gelmez ise boynum kıldan incedir. Rahmetli Abdurrahman el-Cami dost meclisinde şöyle bir beyt okur. Beski der cani fegar. O çeşmi bidarem toyi, her ki peyda mişevvet ezdur, pindarem toyi. Yaralı gönlümdeki hep sen, uyanık gözümdeki sen. Uzaktan kim gelse sanırım ben, sen. Doğru sultan. Hemen akabinde meclistekilerden biri sual eder. Peki ya, görünen bir eşek ise ne olacak? Abdurrahman el-Cami şöyle bir bakar. Zannediyorum gene sen. Epey geç oldu. Konuşmamızı icap eden mühim meseleler var sultanım. Elbette. Gel. Paşa Hazretleri, Zal Mahmut Ağa geldi. Müsaadenizle hemen dönerim sultanım. Nedir bu kadar mühim olan? Rahatsız ettiğim için bağışlayın beni Paşa Hazretleri. Atmacayı Soğan Ağa Mahallesi'nde bir evde tutuyorlar. Şehzade Mustafa ve Taşlıcalı Yahya birkaç defa ziyaret etti. Şehzademizin yanında bulunan Yavuz'u takip aldık. Fakat bizimkilerini atlatmayı başardı. Evi takibe devam edin. Mutlaka irtibat kuracaklardır. O vakit bineceğiz tepelerine. Emredersiniz. Hediyeniz için çok teşekkür ederim.
Oldukça kıymetli. Defne'yi de çok severim. En sevdiğim çiçektir. Biliyorum sultanım. O yüzden vermek istedim size. Nereden bilebilirsiniz ki? Destur! Fatma Sultan Hazretleri! Zannediyorum siz şu herkesin bahsettiği Acem Şahzadesi olmalısınız. Ta kendisiyim sultanım. İstanbul'u nasıl buldunuz? Acem diyarında var mı böyle bir şehir? Çok fazla temaşa edemedim. Ancak gelirken gördüklerim kâfi. İstanbul muazzam bir şehir. Daha buradasınız. Temaşaya vakit olur. Size bir rehber bulabilirim. Lütfedersiniz sultanım. Akşama Mihrimah Sultan'ın sarayına davetlisiniz diye işittim. Eminim kendisine güzel bir hediye seçmişsinizdir. Zira böyle şeylere pek ehemmiyet verir. Bu bahçede hiç defne ağacı yok. Ne yazık. Mihrimah ne kadar çok sever. Bu kadar kudretli bir sultan hakkında birkaç bir şey duymam zor olmasa gerek. Bu kudretin kaynağının yüce padişah olduğunu sanıyordum. Fakat şimdi görüyorum ki asıl kudretinizi güzelliğinizden alıyorsunuz. Hayırlı geceler. Size de sultanım. Sultanım. Uzun lafın kısası şehzadem. Size layık herhangi bir askerden farkım yok benim. Sizin selametiniz için bir araya geldik ve yemin ettik. Piri reis, seni bilirim. İlminle, irfanınla takdire şayan bir alimsin. Bu yüce devlete nice hizmetlerin oldu. Belki bir gün hepimiz unutulur gideriz ancak senin yaptıkların kalıcıdır. Sadece yaptığın haritalar sayesinde bundan asırlar sonra bile namın her yerde anılacaktır. Yüce gönlünüzle lütfediyorsunuz şehzadem. Benim anlamadığım, dişinle tırnağınla geldiğin bu mertebede pür pak olan mazine nasıl böyle bir leke sürersin? Şehzadem. Osmanlı bir çadır devleti değildir reis. Bir cihan devletidir. Kanuni kadimle yönetilir ve bu mülkün tek bir sahibi vardır. O da Sultan Süleyman Han Hazretleri. Bu yaptığınızla hünkârımıza karşı bir suç işlediğinizin farkında değil misiniz? Siz nasıl olur da devlet içinde devlet olmaya kalkarsınız? Bu nasıl bir cürettir? Biz sizin için şehzadem. Ben kimim reis? Ben o hükümdarın oğluyum. Şehzadesiyim. Hünkârımıza karşı böyle bir ihanete göz yumacağımı mı sanıyorsunuz? Haşa şehzadem. Zinhar hünkârımıza karşı herhangi bir ihanet ya da isyan içinde değiliz. Tek derdimiz sizi Rüstem Paşa ve Hürrem Sultan'ın hain tuzaklarına karşı korumak. Tahta giden yolu açık tutmaktır. Ne olursa olsun, bunun bir izahatı yok. Derhal buna bir son vereceksin reis. Kurduğunuz teşkilatı lağvedeceksin. Bu öyle bir oyun ki şehzadem. Temiz olanın kazanması güç. Sırrımızı ifşa ederseniz biz dostlarınızın kellesi gidecektir. Şüphe yok buna. Böylesini arzu ediyorsanız hiç durmayın. Zira biz bunu çoktan göze aldık. İyi misiniz şehzadem? Keşke bu gece buraya hiç gelmeseydim. Şimdi sırlarıma bir yenisi daha eklendi. O
Avusturya elçisi bir hayli sabırsız hünkârım. İlaveten içerken de anlaşmaya dahil olmak istiyor. Madem bu kadar beklediler, biraz daha beklesinler. Emredersiniz. Hünkârım, Elkas Mirza huzurunuza kabul beklerler. Bir hayli mühim havadisleri olduğunu bizzat anlatmak istediğini söyledi. Gelsin. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Rüstem Paşa anlatacakların olduğunu söyledi. Acem diyarındaki Türkmen beylerden haber var. Gelmeden kendilerine kimin tarafında olduklarını sordum. Benim mi yoksa biraderim Tahmasp'ın mı? Cevaben yazdıkları mektuplar geldi. Bana biat ettiklerini, yanımda olduklarını söylemişler. Sizin de bakmanızı arzu ederim. Desteğinizi esirgemezseniz Kazvin'e yürüyebiliriz. Bu sayede hakkım olan tahtı almam işten bile değil. Ve böylece Acem tahtında Osmanlı'ya sadık ve müttefik bir şah oturacak. Şehzademiz Evli Batun'la nasıl olur? Hala aklımı almıyor. Belki de haberi yoktur. Hatun kocasından sakladığı gibi şehzademizden de saklamıştır. Ama bu alenen zina sultan, büyük rezalet çıkar. Hele ki hünkârımızın kulağına giderse. Şehzademize taht oğlu ebediyen kapanır. Allah'ım sen bizi koru. Felakete çağırıp durma. Hem yalnız bırak beni, düşünmem lazım. Vallahi bence en doğrusu şehzademize konuşmanız. Hatun'un evli olduğunu söylesem nasıl öğrendin diye soracak. Sessiz kalsam daha fena. Rum. Roma. Roma. Pargalı. Bu dünyadan, İskender'den büyük imparatorluk toprağı kazanmadan, Osmanlı gücünü yedi cihana yaymadan göçmeyeceğim. Göreceksin İbrahim, göreceksin. Desteğinizi esirgemezseniz Kazvin'e yürüyebiliriz. Bu sayede hakkım olan tahtı almam işten bile değil. Ve böylece Acem tahtında Osmanlı'ya sadık ve müttefik bir şah oturacak. Tavsiye. Viyana'ya ve hatta Roma'ya yürümek. Kafirin kalbini yerinden söküp çıkarmak. Kızıl Elma'ya gitmek. Lokman'a! Hünkârım. Derhal divan toplansın, şehzadeler de hazır bulunsun. Emredersiniz hünkârım. Hiç rahat değil Bayezid. Keşke Hürrem Sultanımızla bu şekilde ayrılmasaydık.
Neticede sen onun canından bir parçasın. Validem seni zamanla kabullenecektir Hurican. Yok inat edip kararlarımı hiçe sayarlarsa beni kaybederler. İnşallah vaziyet o raddeye gelmez. Sen bunları düşünüp kendini üzme. Gel. Şehzade Hazretleri. Avalayı hazır. Teşrifiniz bekleniyor. Hala geliyorum. Gitmesen olmaz mı? Bu av mühim. Civar sancaklardan beyler de katılacak. Ama merak etme uzun kalmam. Bir haftaya kalmaz dönerim. Hurcihan'ın burada olduğunu nasıl saklarsın benden? Öyle bir niyetim yoktu sultanım. Ancak çaresiz kaldım. Bir yanda şehzademiz, bir yanda siz. Bana da hak verin. Bayezid'le biz iki ayrı taraf değiliz. Bunu aklınıza sokun. Onun hayrına olan her şey beni memnun eder. Hurcihan'ın evladıma vereceği zarar aşikar. Burada kalamaz. Eğer bana kendinizi affettirmek istiyorsanız size büyük bir iş düşüyor. Ne yapmamı istiyorsun sultanım? Hurcihan'ı göndermeniz elbette. Ben buradan ayrılır ayrılmaz ne yapıp edip onu gönderirim. Beyhan Sultan'ın yanına mı gider, nereye giderse artık. Nedir vaziyet? Şehzademiz yola çıktılar mı? Az evvel saraydan ayrıldılar. O vakit hazırlığınızı yapın. En ufak bir aksilik istemiyorum. Şehzadelerim, vezirlerim, paşalarım. Avusturya kafiri eşiğimize yüz sürüp bizden sulh talep eder. Acem şahzadesi Elkas Mirza da cihanın sığınağı olan dergahımızın kapısına sığınmıştır. İlaveten Azerbaycan ve Şirvan Türkmen beyleri kendisini beklemektedirler. Şimdi Avusturya ile sulh edip Acem üzerine yürümek mi, yoksa yeni bir Macar seferi düzenleyip Avusturya himayesindeki Macar topraklarını fethetmek mi münasiptir? Hünkârım, Acem feth'e bu kadar müsait ve elimizde Safevileri içten bölecek Elkas Mirza gibi biri varken Acem seferi daha doğru olacaktır. Seneler evvel çıktığınız Acem seferinde ordumuzun düştüğü müşkilat malumunuz hünkârım. Binlerce asker savaşmadan dağlarda can verdi. Şehzade Mustafa'nın hakkı var hünkârım. Acem seferi kalıcı netice vermez. Elkas Mirza'nın o kadar taraftar varsa neden bize sığınmış? Şehzade Hazretleri. İlk defa Acem'den bir şahzade bize sığınıp kulluğunuzu kabul etti. Bu fırsatı değerlendirmek lazım. Bizim kızıl elmamız Viyana ve Roma'dır. Hünkârım, Tebriz'i evvela rahmetli Yüce Atam Sultan Selim Han, ardından da siz fethettiniz. Ancak elde tutamadık. O vakit elimizde Acem şahzadesi yoktu hünkârım. Başta Şerivan, Azerbaycan olmak üzere birçok yer ordumuzla birlikte Elkas Mirza'yı görünce ona itaat edecektir. Ben de Acem seferi niyetindeyim. Zira geçen sefer Tahmasp elimizden kaçtı. Kendisine icap eden dersi veremedik. Şimdi tam vaktidir. Lakin evvela Avusturya elçisi şartlarımızı kabul ederse inayeti padişahımdan eman verip öyle çıkarız sefere. Hünkârım. Ferdinand, işgal ettiği Macar toprakları için senede 30 bin altın haraç verecek. İlaveten bizim o topraklardaki hukukumuzu kabul edecek. Şarlken de hiçbir ahitnamede
imparator olarak anılamayacak. Unutmayın, bugün haraç verip hükümranlığımı kabul eden yarın emir alır. Sultanım. Sakollu. Sizi tekrar sarayda görmekten ziyadesiyle memnun oldum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Hayırlı haberler getirdin inşallah. Hünkârımız Acem diyarına seferi Hümayun kararı aldılar. İlaveten Avusturya'ya sulh için ahitname-i Hümayun vermeyi kabul ettiler. Nihayet Sokollu. Kasvetli kar dolu günlerin akabinde bu haber ilaç gibi geldi. Şehzade Mustafa bir vazife almadı değil mi? Henüz değil. Lakin hünkârımız mutlaka bir vazife vereceklerdir sultanım. Bir şekilde mani olmalıyız. Bu seferin kahramanları bizler olacağız. Üstem Serdar olacak. Sen donanmanın başında kıyılarımızı ve beni koruyacaksın. Bayezid sefere katılacak. Selim de naib olarak payitahta gelecek. İşte olması gerekenler bunlar. Gönlünüzden her daim şehzademiz Bayezid'in geçtiğini sanırdım. Yoksa Kütahya'dayken tatsız bir hadise mi yaşadınız? Hiç sorma. Huri Cihan Sultan aslanıma musallat oldu yine. Lala Mustafa'ya meseleyle alakadar olmasını söyledim. Bakalım altından kalkabilecek mi? Çabalarımızın hepsi beyhude. Rüstem Paşa'nın dediği oldu. Şahzade Elkas'ın vaziyetini iyi kullandılar. Bugünün tarihini ve olanları bir yere yaz Cihangir. Zira gün, hanedanımızın ve bu yüce devletin kaderinin değiştiği gündür. Hünkârımız, vaktiyle rahmetli İbrahim Paşa ile kurduğu Roma hayalinden vazgeçti. Sen olduğun müddetçe bu hayal hep diri olacaktır. Belki de vakit bizim gibiler için doğru vakit değildir Cihangir. Mustafa abi. Belli ki şehzademizin biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Yazık oldu. Hünkârımızın bizimle birlikte düşündüğüne öylesine inanmıştık ki. Bütün emeklerimiz boşuna gitti. Boşa değildir şehzadem. Bir kıymeti vardır elbet. Öyle mi sence? Hazreti İbrahim'e su taşıyan karıncanın hikayesini bilirsiniz elbet. Bilirim. Ama yine de sen anlat. Anlat ki bütün bu çabalarımızın yok yere olmadığına, gayretlerimizin bir mana barındırdığına ikna olalım. Nemrut, Hazreti İbrahim'den hiç az etmezmiş. Yakılması için emir vermiş. Bunun için büyük bir ateş yakılmış. Öyle bir ateş ki alevleri göğe kadar yükselmiş. Bu esnada bir karınca ağzında küçük bir su damlasıyla telaşla alevlerin göbeğine gitmekteymiş. Haşmetli bir kartal onun bu telaşını görüp sormuş. Nereye böyle? Ağzındaki su damlasını ne yapacaksın? Karınca, İbrahim'in yakılacağı yere gidiyorum. Suyu ateşe bırakacağım. Kartal gülmüş. Senin bir damla suyun ona ne yapabilir ki?
su taşıyan karınca mağrur. Olsun demiş. Hiç olmazsa safımız belli olur. Mustafa. Hünkârım. Biliyorum beklediğin karar bu değildi. Lakin hakimiyetimizi kabul etmiş, bize boyun eğmiş kafirin üzerine yürümenin ne manası var? Üstelik elimizde Elkas Mirza gibi bir fırsat varken. Siz en doğrusunu bilirsiniz elbette hünkârım. Fakat yüce atam, rahmetli Sultan Mehmet Han bu uğurda kaybetmedi mi canını? En büyük arzusu kafirin kalbi Roma'yı almak ve diğer Rum'un Kayseri olmak değil miydi? Tıpkı sizin gibi. Siz de civan bir şehzadeyken bunun hayaliyle yanıp tutuşmadınız mı? Bu bir hayal değil Mustafa'm. Bilakis şu an adım adım yürüdüğüm yolun da kendisidir. Unutma, kılıcımın gölgesiyle kazanacağım bu zafer, zaferlerin en büyüğüdür. Ya şartınızı kabul etmezler hünkârım? O vakit gölgeler çekilir ve kılıcım bir yıldırım misali yakar, yok eder hepsini. O vakit geldiğinde yanınızda olacağımdan şüpheniz olmasın hünkârım. Mustafa. Benim ilk göz ağrım aslan parçam. Bu yaşadığımız hadiseler, kaftan meselesi beni ziyadesiyle müteessir etti. Neyse ki şükürler olsun hepsi geride kaldı. İnşallah birbirimize olan itimadımız bundan böyle bir daha sarsılmaz. Sarsılmayacak hünkârım. Hazırlıklar biter bitmez sefere çıkacağız. Ben senin de benim yanımda olmanı isterim. Lakin malumun olduğu üzere bu acem seferleri hayli uzun ve meşakkatli oluyorlar. Bu yüzden benim yanımda olamayacaksın. Aksine burada emanetim olan tahtıma sahip çıkacaksın. Hünkârım, işittiğim doğru mu? Beni saltanat naibi olarak mı tayin edeceksiniz? Hünkârımızın Mustafa ile bu hali hayra alamet değil. Kendime mani olmaya çalışıyorum lakin ne mümkün. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Küçük şehzade güvercinin yardımıyla sarayını bulmuş. Bundan sonra bir daha yalnız başına ormana gitmemesi gerektiğini anlamış. Beğendin mi? Sultanım, müsaadenizle şehzademi hamama götürmem icap ediyor. Sultan, Rana Hatun. Saraydaki varlığımdan memnun olmadığını biliyorum. Öyle ki beni Hürrem Sultan'a ihbar ettin. Haşa Sultanım, ne haddi mi? Telaş etme. Sana bir zarar verecek değilim.
Sadece anlamanı istediğim bir husus var. Ben bir cariye değilim. Zinhar beni kendine rakip görme. Aksi halde kaybedersin. Gel. Huri Cihan Sultanım. Söyle. Şehzade Hazretleri haber gönderdiler. Sizi Domaniç'teki av köşkünde bekliyorlar. Destur! Hürrem Sultan Hazretleri! Hoş geldiniz valide. Sultanım, korktuğumuz başımıza geldi. Hünkârımız saltanat naibi olarak Şehzade Mustafa'yı seçtiler. Biz seferdeyken o sarayda olacak. Hünkârımız nasıl olur da daha dün isyana gelen şehzadeye tahtını emanet eder? Ben de hala şaşkınlıklar içerisindeyim sultanım. Hünkârımızın böyle bir karar vereceği aklımın ucundan dahi geçmezdi. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Bu bizim ölüm fermanımız. Mustafa eğer tahta bir kere çıkarsa onu oradan indirmeye kimsenin gücü yetmez. Seneler sonra Mustafa abimin böyle taltif edilmesi mühim tabii. Bu bir zafer. Onun yerini sağlamlaştıracak. Ancak kaygılarınız yersiz. Ordu sizinle gidecek. Neticede savaşa gidiyoruz sultanım. Savaşta her şey mümkün. Ya geri dönemezsek? Şimdi anladın mı Mihrimah? Bu yüzden İstanbul'da kardeşlerinden birinin olması lazım. Daha ne kadar yolumuz var? Daha var sultan. Epey var. Neden durduk? Neler oluyor? Lala Mustafa, neler oluyor? Kütahya'daki misafirliğiniz burada sona eriyor sultanım. Beyhan Sultan'ın yanına gidiyorsunuz. Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşabilme cesaretini kendinde buluyorsun? Derhal muhafızlarını yolumdan çek. Böyle bir kararı kendi başıma aldığımı sanmıyorsunuz herhalde. Hürrem Sultanımız sizi zinhar burada görmek istemiyorlar. Gitmekten başka çareniz yok. Beni zor kullanmak mecburiyetinde bırakmayın. Şehzademize bunun hesabını nasıl vereceksin? Şehzademiz avdan 2 haftada döner. Ben 1 ay kalması için elimden geleni yapacağım. Ne kadar saklayabilirsin ki? Mutlaka dönecek. Vaziyetten hünkârımızın da haberi olacak sultanım. Ve bizzat onun emriyle gitmiş olacaksınız. Şehzademiz kendi yokluğunda gelen bu emri yerine getirdiğim için bana kızabilir. Ancak çaresizliğimi anlayacaktır. Lala! Arabanıza binin sultanım. Muhafızlarım size Üsküp'e kadar refakat edecekler. Hayır olmaz. Bana bunu yapamazsınız. Bayezid'i görmek istiyorum. Bu mümkün değil. Onu bir daha asla göremeyeceksiniz. Hayır! Hiçbir yere gitmeyeceğim. Lala, dinle. Sana söylemem gereken şeyler var. Sonra ne istersen yap, razıyım. Sana öyle bir sır vereceğim ki Hürrem Sultan ziyadesiyle memnun olacak bundan. Bütün taşlar yerinden oynayacak. Neymiş bu sır? Büyük bir sır. Karşılığında istediğim tek bir şey var. Burada kalmama müsaade edeceksin. Saruhan sancağına Selim'i gönderdin. Lakin saltanat naibi olarak Mustafa'yı münasip gördün. Düşünüyorum da bu kararına bir mana veremiyorum. Ben öyle münasip gördüm Hürrem.
İlaveten vakıf olmadım, bazı hadiselere şahit oldum. Manisa'ya gittiğimde Selim'i bir şehzadeye yakışmayacak vaziyette yakaladım. Beni ziyadesiyle hayal kırıklığına uğrattı. Akabinde hatasını anladı. Af diledi, tevbe etti. Lakin onun perişan hali benim gözümün önünden gitmiyor. Selim doğru yolu bulacaktır. Biraz vakit lazım. Şayet vazgeçersen evladımızı daha büyük bir çıkmaza sürüklemiş olursun. Evladımdan vazgeçecek değilim elbet. Lakin kararımdan da ziyadesiyle memnunum. Mustafa'm yokluğumda payitahtı hakkıyla idare edecektir. Hayırlısı olur inşallah. Gel. Nurbanu. Madem ki içmeye karar verdin. Hiç değilse burada. Kendi sarayında iç. İçtiğimi nereden çıkardın? Benden bir şey saklama ne olur. Her şeyi biliyor ve görüyorum. Payitahttan gelen haberleri işittim. Şehzade Mustafa saltanat naibi tayin edilmiş. Hünkârımız ziyarete gelmeseydi, seni öyle görmeseydi, muhtemelen yerinde sen olacaktın. Oysa şimdi ne yapsak boş. Belki de felaketimize yürüyoruz, ellerimiz kollarımız bağlı. Babam beni affettiğini sanmıştım Nurbanu. Bana inandığını. Lakin yanılmışım. Daha doğrusu kendimi kandırmışım. Ben bile kendime güvenmiyorken o bana neden itimat etsin ki? Bizim oralarda bir laf vardır. İnsan her rüzgarda yelken açmasını öğrenmeli. Önümüzde uzun ve zor bir yol var. Eğer yürümek istiyorsak her şey hazırlıklı olmalıyız. Yağmur, kar, rüzgar demeden yürümeliyiz. Selim, sevgilim, şehzadem. Kimse sana güvenmeyebilir. Ama ben sana güveniyorum. İstediğim tek şey senin de bana itimat etmen. Gazanfer Ağa, şehzademizi görmek isteyen biri var. Pek de kim birine benzemiyor. Kimsin sen efendi? Ne istiyorsun? Aga'ya söylemiştim. Şehzade Selim'le konuşmak istiyorum. Öyle elini kolunu sallayarak şehzademizin karşısına çıkabileceğini mi sanıyorsun? Adım Dimitri. Alaşehir'deki çiftten geliyorum. Orayı bilirsin değil. Zira sizi orada görmüş idim. Bir kadınla birlikteydiniz. Ne var bunda Dimitri efendi? Şehzademiz ava çıkmışlardı. Biz de onun mahiyetindeydik. İstirahat etmek için durduğumuzda sağ olsun çiftliğin sahibesi bize ikramda bulundular. O hatun benim karimdir. Ve şehzade ile aralarında ne olduğunu biliyorum. Kendisi itiraf etti. Benimle alakalı bir karar yok henüz. Belki sefere katılmamı bile istemeyecekler. Hürrem Sultan'ım saraya döndüğüne göre
Evet, bir çare bulacaktır. Gel. Şehzadem. Rahatsız ediyorum, bağışlayın. Söyle. Dimitri adında bir zimmi geldi. İlla sizi görmek istiyor. Söylediğine göre karısını tanıyormuşsunuz. Kimmiş o, ne diyorsun sen? Eftalya adında bir hatun. Alaşehir'de bir çiftlik sahibesiymiş. Demek evliymiş. Şehzadem, kim bu Eftalya? Sen dairene dön Nurban. Sen de söyle geri gitsin Gazanfer. Ne cüretle gelir buraya? Emredersiniz şehzadem. Ne istiyor bu adam? Niye gelmiş? Vaziyeti öğrenmiş sultanım. Eğer kadılara şikayet ederse bu kez hünkârımız anında öğrenir. Sakın kötü davranma. Şehzadenin onu daha sonra kabul edeceğini söyle. O vakte kadar bir hal çaresini bulacağız. Ya şikayet ederse? Öyle olsaydı buraya gelmezdi. Fakat sen Eritimal'e karşı peşine birini yolla. Takip etsin. Sultanım, validem içeride mi? Has odaya gitmişlerdi sultanım. Birazdan gelirler. İyi, ben içeride beklerim. Sultan, bunu size vermem söylediler. Hatun dursana. Kim gönderdi bunu? Bugün ayağınızı sürdüğünüz yollarda yürüdüm. Kokladığınız gülleri kokladım. O güller ki asaletiniz karşısında acizdiler. Zaten kim aşık atabilir ki o eşsiz güzelliğinizle? Güneş utanmıyor mu sizi görünce? Ay saklanmıyor mu bulutların arasına? Sizi bir kez gördüm ya, artık iflah olma. Yüreğime düşen kor, dudaklarınızın kızıllığında. Kaderim defne yaprağından farksız. Onun gibi defalarca yanmak, defalarca küllerimden doğmak düştü payıma. Ne yapıyorsun orada? Ateş sönmek üzereydi de. Sana mı kaldı o işler? Neden cariyeleri çağırmadın? Önemli bir şey değil. Sizi beklerken öyle oyalanmak istedim. Neden bekliyorsun beni? Rüstem Hurican meselesinden bahsetti. Bana ne vakit söylemeyi düşünüyordunuz? Ne kadar az insan bilirse o kadar çabuk hallederim diye düşündüm. Ateş Badi'ye çoktan sarmış validem. Siz müdahale ettikçe onlar birbirlerine daha çok sarılacaklar. Bırakın bunu ben halledeyim. İhtiyacım olursa Engin aşk tecrübelerinden faydalanırım. Gel. Şehzadem, payitahttan mühim haberler var. Hayırdır inşallah? Hünkârımız Seferi Hümayun kararı vermişler. Osmanlı mülküne sığınan Elkas Mirza'nın kuvvetleriyle birlikte Tahmasp'ın üstüne yürüyecekler. Hala.
Nice zamandır sefere çıkmamıştı ordumuz. Hünkârımız sefer esnasında saltanat naibi olarak Şehzade Mustafa Hazretlerini tayin etmişler. Güzel haber. Selim'dense Mustafa abimin payitahta kalması daha hayırlı bir karar olmuş. Biz de Selim'le seferde birbirimizi yeriz herhalde. Kusura bakmayın şehzadem ama ben sizin kadar sakin olamıyorum. Şehzade Mustafa ile aranız gayet iyi, farkındayım. Ancak bir gün tahta çıkmak istiyorsanız mesafenizi korumalısınız. Gel. Şehzadem, rahatsız etmiyorum ya. Ne rahatsız olacağım? Avdan döndüğümden beri doğru dürüst görüşemedik bile. Lalı sen çekilebilirsin. Şehzadem. Sultanım. Aslanım, Allah bana bu günleri görmeyi de nasip etti. Giderken keder içindeydim. Dönüşün bayramım oldu. Şükürler olsun ki hünkârımızla aramızdaki kırgınlıklar da son buldu valide. Belli. Öyle olmasa tahtını sana emanet etmezdi. Haberi alınca nasıl sevindim. Mihrinisa nerede? Yoksa? Telaş etme. O iyi. Dairesinde seni bekliyor. Zira ayağa kalkacak vaziyette değil. Şehzadem, nihayet döndünüz. Oğlumuz oldu. Bir haftadır onunla birlikte gözlüyoruz yolumuzu. Allah'ım esirgesin. Şehzademiz uğruyla geldi. Bahtı da böyle güzel olur inşallah. Amin. Amin. Nisa, sen iyi misin? İyiyim elbet. Oğlumuz saatle doğdu. Siz buradasınız. Validem, neden bana haber vermediniz? Yola çıktığını öğrenince lüzum kalmadı. Lakin artık döndüğüne göre dört bir yana haber salabiliriz. Fida. Emredersiniz sultanım. Cariyelerinizden Gülmüsel Hatun var şehzadem. Herkese onun doğurduğu söylenecek. Zorunda değil. Yani bu sır. Bunu defalarca konuştuk Mustafa. Sırrımızı kimse bilmeyecek. Bilhassa naib ilan edilmişken asla olmaz. Hünkârımızla aram düzeldi. Vaziyetimi izah edebilirim. Tahta çıktığın güne kadar sabırla bekleyeceğiz. Hem benim halimden bir şikayetim yok. Yanımda olman kâfi. Bana yazma cüreti göstermenize sebep olacak ne yaptım? İnanın hiç bilmiyorum. Kendimi ziyadesiyle kötü hissediyorum. Böyle bir şey duyulursa herkes size bu cesareti benim verdiğimi düşünecek. Felaket olur. İkimizin de başı derde girer.
Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Hümaşa, benim dünyalar güzeli kızım nasılsın? Mihrimah nerede? Dairesindeler paşam. İstirahat ediyorlar. Bu vakitte ne istirahati, hasta mı? Halsiz olduklarını söylediler. Sen nasıl öğrendin bunu? Bir şekilde öğrendim. Biz bu meseleyi nasıl halledeceğiz onu düşünelim. Sualime cevap ver Nurbanu. Peşime adam mı taktın sen benim? Hı? Takip mi ettiriyorsun beni? Hünkârımıza bir söz vermiştin. Tövbe etmiştin. Ama tövbeni bozdun. Bana bir söz vermiştin. Başka hatun olmayacaktı. Ama oldum. Kalbimde derin bir keder var. Kırgınım. Lakin bunların hiçbiri umurumda değil. Çünkü konuştuk. Birlikte yürüyeceğimize söz verdik. Sen bana güveneceksin. Ben de sana. Eftalya denen hatun kocasıyla görüş. Ne istiyorsa kabul et. Bu mesele kapanmalı. Sultanımız müsait değiller paşam. Rüstem, ne yapıyorsun? Nasıl böyle destursuz odama girersin? Meşgul olduğumu sana söylemediler mi? Rahatsız olduğumu söylediler. Ben de merak ettim, görmek istedim. İyiyim ben. Uyuyacaktım birazdan. Hayırdır gece vakti kime yazıyorsun? Bayezid'e. Epeydir haber alamayınca ondan ben de merak ettim. Zira şu Huri Cihan meselesi aklıma takıldı. O kadar da onu ikaz ettik. Her zamanki Bayezid işte. Başına buyruk. Nasıl böyle hareketler yapıyor bir türlü anlam veremiyorum. Bana yazma cüreti göstermenize sebep olacak ne yaptığımı inanın hiç bilmiyorum. Kime yazdın mı? Sen ne akla benim eşyalarımı karıştırırsın? Sen bir de hesap mı soruyorsun? Kim bu Mihrimah? Nereye gidiyor bu mektup? Söyle. Sandığın gibi değil. Aramızda bir şey yok. Zaten olması da mümkün değil. Bir şeyler yazmış. Ben de bir daha olmasını ikaz etmek istedim sadece. Hiçbir Allah'ın kulu buna cesaret edemez. Tabii o cesareti sen vermediysen. Rüstem, haddini aşma. Böyle bir şeyle beni nasıl itham edersin? Odamdan çık. Sen konuşmadan, kim olduğunu söylemeden hiçbir yere gitmiyorum. Nerede? Neler yazmış görmek istiyorum. Rüstem. Rüstem bırak! Çoktan yaktın değil mi? Kim bu adam Mihrimah? Elkas mı? Sokullu mu kim? Mihrimah! Kimse kim. Ne cevap yazdığımı gördün işte. Ortada bir şey yok. Kim olduğunu saklayıp onu koruduğuna göre ortada bir şey var demektir. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Zerre kadar umurumda değil. Şimdi odamdan çık, bir daha da gelme. Eftalya'nın evli olduğunu bilmiyordum.
Zaten bilseydim böyle bir münasebet zinhar yaşanmazdı. Şimdi ne istiyorsan söyle. Bu meseleyi aramızda halledelim. Vaka bu meselenin duyulması senin için de iyi olmaz. Namusumu, haysiyetimi satın almak mı istiyorsunuz şehzade? Edebinle konuş efendi. Gazanfer. Bir tercih hakkın yok efendi. Hatırı sayılır bir bedel alacaksın, inat etme. Yoksa geriye tek bir çare kalır. Bazı geceler buraya gelirken başka hanelere bakıyorum. Kafeslerin arkasından ışıklar sızıyor. Çocukların, kadınların, erkeklerin sesleri taşıyor. Sonra gözlerimi kapatıp bizim de onlar gibi olduğumuzu hayal ediyorum. Mütevazi evime geliyorum. Yemek yapmışsın. Evlatlarımızla sofraya oturuyoruz. Yine sen ve beniz. Lakin başka şekilde, başka bir hayatta. Senin beni sevdiğin bir hayatta. Papa Hazretleri, Lüterin elçisi sizinle görüşmek isterler. Papa Hazretleri? Anlat. Ne demeye geldin buraya? Ferdinand ve Şalke'nin Osmanlı ile bir anlaşma peşinde olduğunu işittik. Papa Hazretleri, belki de böyle bir anlaşma çoktan imza edildi. Sizin de buna rıza gösterdiğiniz söylenir. Dinsizlerle işbirliği mi yapılıyor Papa Hazretleri? Luther denen dinsize, işittiklerinin tamamının doğru olduğunu söyler.
bir barış aramaktayız. Zira şu anda Hristiyan aleminin birlik olmadığı ve Osmanlı'yı alt edemeyeceği aşikar. Bu parçalanmadaki en büyük payın kendisinde olduğunu hiç ama hiç aklından çıkarmasın. Avusturya Kralı, bundan böyle yüce padişahımızın Macar diyarındaki fetihlerini kabul edecektir. Müttefikleriyle birlikte kurudan ve yaştan Osmanlı'ya saldırmayacaktır. Avusturya, işgal ettiği Macar topraklar için senede 30 bin altın haraç verecektir. İki tarafın tüccarı arasında ticaret serbest yapılacaktır. Macaristan ve Bosna hududundaki haydutlar Avusturya orduları tarafından dağıtılacaktır. İlaveten Kral Ferdinand, yedi iklimin padişahı Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin lütfu üzerine Roma ve ona tabi olan yerlerin kralı olarak, biraderi Şarken ise vilayeti İspanya kralı olarak kabul edilmiştir. İşbu Ahitname-i Hümayun, padişahımız tarafından meskul krallara 5 yıla kadar ihsan edilmiştir. Hayırlara vesile olur inşallah. Ben, Mihrimah. Ayın ve Güneş'in Sultanı Mihrimah. Sultan Süleyman'ın göz bebeği. Hürrem Sultan'ın kalbinin bir parçası. Sarayın, İstanbul'un ve dahi cihanın gördüğü, göreceği en güzel sultan. Dünyanın en kıymetli mücevherleri, en nadide kumaşları, bütün zenginlik benim ayaklarımın altındadır. 7'im altın tasta, içtiğim billur kasede sunulur. Bütün kadınlar hayatımı, asaletimi, erkekler saçımın bir teline canlarını verir. Oysa kimse bilmiyor hakikati. Gördükleri ben değilim. Günden güne soluyorum. Kalbim yavaşça ölüyor. Duyuyorum. Etrafımda kıyametler kokuyor. Koca bir savaşın ortasında bir başımayım. Kelleler gidiyor önümde. Hayatlar bitiyor. Yeminler ediliyor. Ve bozuluyor. Hayat bütün acıları ve debdebesiyle etrafımda akıyor. İçimde fırtınaların en büyüğü kopuyor da dudaklarımdan tek bir kelime dökülmüyor. Kimse bana kalbimi sormuyor. Bütün kadınlar gibi benim de kalbim sırlarla dolu. Ve her sırrın kaderinde bir gün ortaya çıkmak vardır. Sırlar ortaya döküleceği, yüzlere haykırılacağı, bildiğimiz bütün gerçekleri unutturup kendimizden, sevdiklerimizden şüpheyi düşüreceği günü bekler. Ve bazen tek bir sır,
bütün gerçekleri ve hayatın aktığı yatağı değiştirir. Lokman Ağam, hünkârımızla şehzademiz Bayezid'in arası Mustafa Ağa'dan mektup var. Hünkârımız has bahçede şimdi. Sen ver bana mektubu, ben iletirim kendisine. Mümkünatı yok ağam. Başım pahasına yemin ettim. Hünkârımıza kendimi teslim edeceğim. Gel. Sultanım. Mihrimah Sultanımız geldi az evvel. Rüstem Paşa'nın odasına gittiler. Ne var bunda? Hali bir tuhaftı sultanım. Çok düşündüm Rüstem. Artık... Artık bunu daha fazla içimde taşıyamayacağım. Bu yük çok ağır. İnsan dünyaya bir kere geliyor. Maksadı mutlu olmak. Öyle hiçbir şey olmamış, her şey yolundaymış gibi devam ederek sana da haksızlık yapıyorum. Ne demek bu? Ne söylemek istiyorsun? Ben kararımı verdim. Ne oluyor burada? Ne bu haliniz? Validem, ben bir karar verdim. Ve bu karar bizi olduğu kadar sizi de alakadar ediyor. Zira bu evliliğin mimarı sizsiniz. Ne söylemeye çalışıyorsun sen? Ben Rüstem'den boşanmaya karar verdim. Ne dedin? İşittiniz validem. Ben Rüstem'den boşanmaya karar verdim. Ve bu kararımdan asla dönmeyeceğim. Hünkârım. Söyle Lokman. Şehzademiz Bayezid'in lalaları size bir mektup göndermişler. Yüce hünkârım. Size bu mektubu yazmak mecburiyetindeyim. Zira bilmeniz icap eden mühim ve hayati bir mesele mevzubahis. Fakat bu mesele zannettiğinizin aksine Şehzademiz Bayezid'le değil, Şehzademiz Mustafa Hazretleri ile alakalıdır.
Ne yazık ki Şehzademiz Mustafa Hazretleri'nin merhum Hızır Hayrettin Paşa'nın kerimeleri Mihrünnisa Hatun ile gizlice nikah kıydıklarını öğrendim. Bu münasebet uzun zamandır devam ediyormuş. Öyle ki hatun şehzademizin bir çocuğuna gebe kalmış.